Sevgili arkadaşlar, şimdi bu videoda size bazı meslek liselerinden bahsedeceğim. Hangi meslek liselerinde gerçekten okunur ve değer, onlardan bahsedeceğim. Şimdi bakın, herkes Anadolu Lisesi ya da Fen Lisesi'ne girmeyi hedefliyor. Böyle büyük hedefleri var ama bazı meslek liseleri var ki gerçekten insan hayatını çok güzel geliştirebilecek, büyük imkanlar sunabilecek. Ve öğrenciler bunlardan haberdar değiller. Size biraz bunları anlatmaya çalışacağım. Şimdi örnek veriyorum. Önce birinci olarak sağlık meslek liseleri. Sağlık meslek liselerini tercih ettiğinizde arkadaşlar bazı bölümler size iş garantisi veriyor. Yani öğrenci liseye gidiyor, sonra Anadolu Lisesi'ne gidiyor. Ondan sonra üniversite sınavına hazırlanıyor. Belki o üniversite kapısında birkaç sene bekliyor. Sonra puanı tutmadığı için belki hiç istemediği, hiç düşünmediği bir bölüme giriyor. Halbuki meslek lisesine gittiğinizde size bir bu meslek liseleri size bir diploma veriyor. Bu diplomayla iş hayatına hemen atılabiliyorsunuz. Ya da bunun uzantısında yükseğini yapıp bu alanda daha üniversitesini okuyabiliyorsunuz. Size bu imkanları sağlıyor. Şimdi mesela sağlık meslek liselerinde hemşirelik bölümleri güzel. Mesela anestezi hemşiresi oluyorsunuz. Çok aranan bir meslek ve imkanları da güzel. Ya da ebe hemşire oluyorsunuz mesela, o da güzel. İşte çocuğun doğması, yeni doğan, dünyaya yeni gelen bir çocuk devamı görmek güzel bir şey yani. Öyle bir ortamda olmak güzel bir şey. Ve de bu da garanti bir meslek. Yani sağlık meslek liseleri arkadaşlar düşünülebilir. Şimdi ikinci olarak bilişim teknolojileri diye bir bölüm var. Yani bilgisayarla ilginiz varsa daha küçük yaşlarda zaten bilgisayarla, yani bilgisayar mühendisi olmak istiyor mesela arkadaş. Diyor ki ben bilgisayar mühendisi olacağım. Sen liseyi bitirene kadar bilgisayarla ilgili bir background oluşturmadıysan, bir şeyler öğrenmediysen belli bir yaştan sonra bunları öğrenmen daha zorlaşır. Halbuki böyle bir meslek lisesine gittiğinde daha küçük yaşlarda bir sürü merdiveni çıkmış oluyorsun. Ve bunun uzantısında da bu bölümlerden mühendisliklere girdiğinizde bu işi daha bilen insanlar haline geliyorsunuz. Ve birkaç adım diğer yaşlaştığınızdan birkaç adım daha öne çıkıyorsunuz arkadaşlar. Onun için bu bilişim teknolojileri, yani bilgisayar, yazılım, ondan sonra yani bir sürü alanı var onun. Onlardan kendinize uygun olan bir tanesini seçtiğinizde işte yapabilirsiniz. Sonra grafik bölümleri var örneğin. Grafik bölümleri de çok iyi arkadaşlar. Bu bölümden mezun olduğunuzda da reklam firmalarına girebiliyorsunuz. Ondan sonra yine yani radyo televizyonuna destekleyen ekibin içine girebiliyorsunuz. Hatta yani dizi çekimlerinin bile arkasında grafik mezunu bir sürü arkadaş var. Bu şeyi tamamen başka bir alana döndüreceğim sizi. Mesela uçak bakımı diye bir bölüm var yine meslek liselerinin içerisinde. Biliyorsunuz artık yeni yüzyılımızda her tarafa eskiden mesela memlekete giderdi adam bir tanesi işte Ağrı'ya, Van'a, işte Konya'ya hep otobüslerle giderdik. Artık şimdi azar azar herkes uçak kullanmaya başladı Türkiye'de de. Zaten Avrupa dünyada uçak çok kullanılıyor ve uçak yani uçakla, havaalanıyla ilgili işler hep biraz daha güzel, daha imkanları güzel meslekler. Onun için uçak bakımı gibi bir bölüme girdiğinizde, uçak gövdesi gibi böyle bölümler var. Bu bölümlerden mezun olduğunuzda yine imkanınız çok yüksek. Bunun yine üniversitelerine devam edip daha iyi imkanlarla çalışacağınız ortamlara ulaşabiliyorsunuz. Şimdi yine bambaşka bir şey söyleyeceğim. Mesela adalet meslek liseleri var, adalet bölümü var. Bu adalet bölümleri de çok güzel. Arkadaşlar mesela şunu söyleyeyim size, adalet bölümünden mezun olursun. Sonra 2 yıllık adalet meslek yüksek okuluna giriyorsun. Ondan sonra o 2 yıllık adalet meslek yüksek okulunda belli bir ortalama tutturduktan sonra DGS diye bir sınav var. O DGS sınavında sadece Türkçe ve matematikten oluşan bir sınav bu. O DGS sınavında başarılı olduğunuzda hukuk fakültesine girebiliyorsunuz. Bakın bu adalet bölümlerinde hukuk fakültesine bile, yani
avukat olabilme seçeneğimiz bile var. Meslek liselerin bir sürü, çoğunda böyle uzantılar vardır. Sen çalışır, azmedersen ulaşabiliyorsun bunlara. Ve yani düşünün, Anadolu Lisesi'nde okuyup ondan sonra yırtılıp üniversite sınavında belli bir derece yapıp bu okullara girilebiliyor. Halbuki bu yolla da yine hukuk fakültesine ulaşma şansı var. Düşünsenize, yani çok büyük bir imkan. Onun için bu adalet bölümleri de düşünülebilir. Bunun yanında yine bambaşka bir şey, mesela denizcilik bölümleri var. Denizcilik, gemi yönetimi, makine zabitliği gibi bölümler var. Bu denizcilik meslek liselerinin bazıları üniformayla gidiyorsunuz hocam. Bazıları çok sever böyle. Düşünsene, böyle çiçek gibi giyinmişsin, beyazları çekmişsin. Ondan sonra yürüyorsun mahallede, herkes sana bakıyor. Yani bilmiyorum, yani ben yani herkes sever, bilemiyorum. Böyle bir şey de düşünebilirsin. Denizcilik bölümlerine girdiğin zaman işte denizci oluyorsunuz ve gerçekten buradan mezun olduğunuzda hemen yine iş imkanınız çok, olanakları da çok yüksek olan iş imkanını sağlıyor size bu bölümler. Bunlar da düşünülebilir. Arkadaşlar, bunları araştırın. Yine yeni bir sektör, raylı sistem teknolojileri diye bölümler var yine meslek liselerinde. Bunlar tercih edilebilir. Biliyorsunuz Türkiye'nin dört bir yanı artık raylı sistemler her tarafa gitmeye başladı. Devamlı çalışılıyor. Hükümet de bunu son yıllarda çok üzerine gidiyor. Onun için burada da çok büyük bir ihtiyaç var arkadaşlar. Garantili bir meslek de bu. Bunun haricinde son 15-20 yılın mesleklerinden bir tanesi biyomedikal cihaz teknolojileri. Bu da tıp alanında bu teknik aletleri kullanan eleman yetiştiriyor bu bölümler. Biyomedikal, yani medikal ile teknolojinin birlikte öğrenildiği, bilgisayar yardımıyla yapılan işte kullanılan malzemeleri teknikerliği ne öğreniyorsunuz burada? Biyomedikal cihaz teknolojileri de tercih edilebilir. Bunun haricinde bir de matbaa bölümleri var arkadaşlar. Matbaa deyince bazısı böyle matbaa falan diyor ama şimdi matbaa dediğiniz şey sizin bu hani daha havalı. Mesela ben bazen bu bölümlere, isimlerine böyle şey yapıyorum. Hani devlet buna matbaa yerine işte endüstriyel ürün falan gibi böyle havalı bir isim koyduğunda çocuklar daha çok seviyorlar. Halbuki matbaa deyince matbaa mı falan diyorsunuz. Ama matbaa bölümü ne demek biliyor musunuz? Matbaa bölümüne girdiğinizde size bilgisayarda, yani bilgisayar kullanarak matbaacılığı, yani yeni teknolojiyi kullanarak matbaacılığı öğreniyorsunuz. Yani ne yapıyorsunuz mesela? Dizgi yapmayı öğreniyorsunuz. Yine grafik dersleri alıyorsunuz. Yani bu bölümler de çok güçlü bölümler. Bunlar yine reklam firmalarında çalışabiliyorlar, yayın evlerinde çalışabiliyorlar. Yani her yerde bu elemanlar, matbaa bölümü mezunları iş yapabiliyor. Ayrıca yine radyoloji bölümü gibi, mesela diş, ağız yapısı, ondan sonra bu tür hani ortopedi gibi bölümlerin meslek liseleri var. Onlar da düşünülebilir. Arkadaşlar, araştırın. Sağlıkla ilgili bölümler her zaman iş yapar arkadaşlar. Puanları da biraz daha yüksektir. Yani meslek lisesi, bakın Avrupa'da meslek liseleri bizim ülkedeki kadar böyle aşağılanmaz. Halbuki meslek liselerimiz o kadar önemlidir ki, yani daha garantilidir. Ne yazık ki kamuoyunda bir yanlış bilgi var. Halbuki Anadolu meslek lisesi ya da meslek liseleri gerçekten yıllardır çok iyi elemanlar yetiştirir ve sağımızda solumuzda büyük işler yapmış insanların çoğu meslek lisesi mezunudur. Bence yani tercih edilebilir. Aldığınız puana bakın ve bu meslek liseleri üzerinde çalışın. Belki de hayatınızın mesleğini buradan bulacaksınız. Bence çalışın diyorum. Yani bunun üzerinde biraz düşünün diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.